Ve buradan 2 bölü 5 çarpı Aslı'nın kazanma olasılığı 1 bölü 3 Akif'in kazanma olasılığı 2 bölü 15'i bulduk. Artık P, A birleşim B'yi çok rahat, yani en az birinin kazanma olasılığını çok rahat bulabilecek durumdayım. 2 bölü 5 artı 1 bölü 3 eksi 2 bölü 15. Paydaları 15'e eşitlediğimde, bunu 3 ile, bunu da 5 ile genişlettiğimde 6 artı 5 daha 11 eksi 2 bölü 15'ten 9 bölü 15, o da 3 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 olarak sonucu bulmamızı sağlayacak. 3 bölü 5 bulduğumuz bu olasılık değeri bize neyi verecek? En az birinin, yani Aslı ya da Akif'ten en az birinin üniversite sınavını kazanma olasılığını vermiş olacak. Bir başka soru bize diyor ki A ve B ayrık olaylardır. Pardon, olayları içindenmiş, özür diliyorum. Olayları için. P, A, 2 bölü 3. P, B, 3 bölü 5. Ve A, kesişim B, 2 bölü 5 ise P, A, birleşim B'nin tümleyeni nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar, burada yeni bir kavramdan bahsediyoruz. Bir simgenin üzerinde bu şekilde bir apostrof olması tümleyen demektir. Ve bir kümenin ya da bir olasılık değerinin tümleyeni demek bizi olasılıktaki bir başka yapıya götürür. Bir eksi pb'ye eşittir. Ya da şu şekilde de ifade edebiliriz. Bir olayın olma olasılığıyla tümleyen dediğimiz şey onun tersi durumu ifade eder. Olmama olasılığı toplamı bire eşittir. Yani bir olayın olma olasılığı, b'nin olma olasılığı artı b'nin olmama olasılığı eşittir bir. Her ikisi de olasılığın bir başka temel kuralıdır arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı daima 1'e eşittir ve bu olasılığın temel kurallarından bir tanesidir. Ve bizden PA birleşim B'nin tümleyenini ne olduğu sorulmuş. PA birleşim, özür diliyorum, B'nin tümleyeniydi. A'nın değil, B'nin tümleyenini istiyor. Ve bu da o zaman ne olur? PA artı P, B'nin tümleyeni eksi PA kesişim B'nin tümleyenini bulmam gerektiğini ifade ediyor. PA'yı biliyorum. PA'da herhangi bir değişiklik yok. PB'nin tümleyenini istiyor. PB artı PB'nin tümleyeni eşittir 1'e eşit. Biraz evvelki temel kuralımız dolayısıyla buradan P, B'nin tümleyeni 1 eksi P, B'yi bize vermişti 3 bölü 5 olarak. Dolayısıyla 2 bölü 5 sonucunu elde ettik. Bu sonucu elde ettikten sonra A kesişim B'nin tümleyenini çok rahat bir şekilde bulabiliriz. A'nın kesişimi B demek neydi? PA çarpı PB'nin tümleyeni. PA'yı biliyorum, 2 bölü 3 olarak verilmişti zaten. Tümleyenini bulmuştuk. B'nin tümleyeni 2 bölü 5'ti. 4 bölü 15 olarak bulduk. Artık A birleşim B'nin tümleyenini bulabilme şansına sahibiz. PA birleşim B'nin tümleyenini bulacağım. PA ki 2 bölü 3 olarak verilmişti bize. B'nin tümleyenini
2 bölü 5 olarak bulduk. Eksi 4 bölü 15'e de A kesim B'nin tümleyenini bulmuştuk. 4 bölü 15'i yazdık. Yine 15'te birleştirdik. 3 ile genişlettik. 10 yaptı. 6 yaptı. 16. 16'dan 4 çıktı. 12 bölü 15 yapacak. Buradan da sadeleştirme işlemini yaptığımızda 3 ile sadeleştirdik. 4 bölü 5 olarak sonucu bulacağız. Bir başka soruyla devam edelim. Denmiş ki bir kutuda 12 tane kırmızı, 7 tane de beyaz topumuz var. Rastgele 3 tane top çekeceğiz. Ve 3'ü de kırmızı olsun denmiş. 3 tane top alacağız. 3'ünün de kırmızı olma olasılığı soruluyor. İstenilen kısım burada. Üçünün de kırmızı olması istenileni veriyor burası. Sorunun hemen yanında toplam durum hakkında bilgi verilmiş. Buradan çekilecek 3 tane top isteniyor bizden. Bu topların renkleri, sıralaması hiçbir önemi yok. Toplam durum için konuşuyorum. Dolayısıyla 12 artı 7, 19 farklı durum içinden üçerli gruplar oluşturmamı istiyor. Bu SE'yi yani evreni bize verdi. SA'mız ne? İstenilen ne? İstenilen bu 3 tane çekilen topun, 3 tane topun 3'ünün de kırmızı renkli olması isteniyor. Dolayısıyla 12'nin üçlüsü olarak SA'yı bulacağız. Buradan da PA'yı bulacak olsam 12'nin üçlüsü bölü 19'un üçlüsü şeklinde kombinasyonumu yazdığım zaman sonucu bulmuş olacağım arkadaşlar. Bir başka sorumuz denmiş ki bir avcının hedefi vurma olasılığı. İki bölü beş olarak verilmiş. Peş peşe avcımız 4 atış yapıyor. A şıkkında ilk 2 atışta vuracak. İlk 2 de vursun. Son 2 de vuramasın diyor. Şimdi biz vurma olasılığını biliyoruz ama vuramama olasılığını bilmiyoruz. Biraz evvelki olasılığımızın temel kuralı bize ne diyordu? Bir deneyinde deneyi oluşturan olaylardan herhangi birinin olma olasılığıyla olmama olasılığı ki olmama olasılığını biz ne olarak ifade etmiştik? Tümleyen olarak ifade etmiştik. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'e eşit. Dolayısıyla vurma olasılığı 2 bölü 5 ise vuramama olasılığı ya da vurmama olasılığı 3 bölü 5 olarak ortaya çıkacak. İlk ikisinde vuracak. 2 bölü 5 birinci atış. İkinci kez atacak. Yine 2 bölü 5 vuracak. Üçüncü atışta vuramayacak. Biraz evvel sizlerle beraber hesaplamıştık hatırlarsanız vuramama. 3 bölü 5. Dördüncü atışta yine vuramayacak. 3 bölü 5 olarak hesaplayabiliriz. Biliriz bu sonuç. B şıkkında iki atışta vurup ikisinde vuramama denmiş. Bakın burada başka bir işlem yapmamıza gerek kalmadan biz ne yaptık? Sonucu bulduk. Ama B şıkkında diyor ki iki atışta vurup ikisinde vuramasın. Hangi ikisinde vuracağız, hangi ikisinde vuramayacağız onu bilemiyoruz. Normalde eğer deseydi ki bir önceki sorudaki gibi ikisinde ilk ikisinde vursun, son ikisinde vuramasın deseydi sonuç buydu. Ama burada hangi iki olduğu belli değil.
İki atış yapacağız. Arka arkaya da olabilir bu iki atışlar. Bir atış yapıp arka arkaya iki defa vuramayıp sonra vurabilir. Dolayısıyla bu dört tane farklı durum kendi içerisinde 4 faktöriyel kadar ne yapabileceğini biliyoruz. Hareket etmesi gerektiğini biliyoruz. Çünkü iki atışta vursun, diğer ikisinde vuramasın denmiş soruda. En az birinde vursun denmiş C şıkkında da. En ifadesi yine geçen haftaki videoda da vardı. Geçen haftaki dersimizde de sizler konuştuk. En ifadesi eşitlik barındırıyor. Az dediği zaman bize bir alt sınır veriyor. Ve o alt sınırdan evrenimizin büyüklüğü kadar hareket edebileceğimizi biliyoruz. Bu üst sınır gerekirse artı sonsuza kadar çıkabilir. Dolayısıyla en az birinde vurma olasılığı bizden isteniyor. Bu durumda bizden istenmeyen nedir? Hiçbirinde vuramama durumu. En az birinde vurma demek, hiç birini vuramama durumunu istemiyorum demektir. Dolayısıyla bu tür soruları iki farklı yaklaşımla çözebiliriz. Birinci yaklaşım uzundur. İlk en az biri dediği için birinci atışta vurup diğer üçünde vuramama durumu, ikisinde vurup diğer ikisinde vuramama durumu, üçünde vurup dördüncüyü vuramama, dördünü de vurma durumları olarak karşımıza çıkar. Biraz evvel tümleyen konusuna geri dönerek bakacak olursak, tümleyen bize ne diyordu? Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılıklarının toplamı daima bire eşittir. O yüzden bu soruyu uzun yolla değil, ben kısa yolla çözeceğim. Kısa yolda da toplamların bire eşit olduğunu biliyorum. Yani bütün bu deneyi oluşturan hedefi vurma, 4 atışta hedefi vurma olayın olasılıklarının toplamının bire eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben hiçbirinde vuramama durumunu istemiyorum. 3/5 durumu istenmeyen durum. Dolayısıyla bunu toplam olan birden çıkarttığımda istenmeyen durumu bana en az birinde vurma durumunu vermiş olacak arkadaşlar. Bir başka soruya geçiyoruz. Sorumuzda bir kutumuz var yine. 5 kırmızı, 3 tane beyaz topumuz var bu kutuda. Bir bilye çekiliyor ve bir madeni para aynı anda atılıyor. Buradan bir top çekeceğiz ve aynı anda para diye atacağız. Çekilen bilyenin beyaz veya paranın tura gelme olasılığı. Beyaz veya tura gelme olasılığı. Şimdi veya ifadesi hatırlarsanız bizi toplamaya götürüyordu. Ve bu veya ifadesi kümeler bazında değerlendirdiğimizde birleşim kümesine götürecek. P, B, birleşim, T. Yani beyaz veya tura gelme olasılığı. Nedir bunun açılımı da? P, beyaz gelme olasılığı. Tura, paranın tura gelme olasılığı. Buraya geldik. Şimdi bu olaylar bağımlı mıdır, bağımsız mıdır onun kararını vermem gerekiyor. Buradan topu çekerken aynı anda parayı atmam mümkün müdür? Mantıklı düşündüğümüzde bunun önünde herhangi bir engelin olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bunların bir kesim kümesi vardır. Beyaz ve tura gelme olasılığı. Artık sorumu çözdüm sayılır. Bu kutunun içinden herhangi bir alınan topun beyaz renkli olma olasılığı nedir? 3 tane beyaz, 5 tane kırmızım var.
Toplam 8 tane farklı olay söz konusu ve bu farklı 8 olayın içerisinden biz 3 tane beyazın gelme olasılığını istiyoruz. Artı parayı havaya attık. Şayet paramız hilesiz, ki bu soruda herhangi bir şekilde paranın hileli ya da hilesiz olduğu ayrımı yapılmamış. Dolayısıyla bunun hilesiz bir para olduğu varsayım üzerinden iş yapmak zorundayız. 1 bölü 2'dir. Eksi beyaz ve tura gelme olasılıkları isteniyor. Dolayısıyla 3 bölü 8 çarpı 1 bölü 2 de bize kesişim kümesini verecek. Buradan 16 çıkacak. Dolayısıyla bunları da 16'ya eşitleyeceğiz. 6, 8 daha 14. 14'ten 3 çıktı. 11 bölü 16 bu işlemin sonucudur arkadaşlar. İki para, madeni para hilesiz ve bir çift zar. Atılıyor. Madeni paranın tura veya zarın aynı sayılar gelme olasılığı sorulmuş. Şimdi veya bağlacım var. Veya bağlacı biraz evvel de konuştuk, bizi birleşim kümesine götürüyor. Birleşim kümesine gittiğim için kendime şu soruyu soruyorum. Parayla zarı aynı anda atabilir miyim? Bunların önünde herhangi bir engel var mı? Herhangi bir engel olmadığını görüyorum. Şimdi iki tane madeni param var ve paranın tura gelme. Her iki paranın da tura gelme durumu soruluyor. Dolayısıyla aslında tek T değil, çift T yazmam gerekiyordu, özür dilerim. Tura gelecek iki tane madeni param olduğu için. Ve bir çift zarım var. İki zarı aynı anda atacağım. Zarlarımın üzerine de aynı sayılar. 1-1 gelebilir, 3-3 gelebilir, 6-6 gelebilir ama 6-5 gelemez. Çünkü 6-5 farklı rakamlardan oluşan bir sayı kümesi oluşturacak. Dolayısıyla iki paranın, madeni paranın aynı anda atıldığında tura gelme olasılıklarını bulacağım. Dolayısıyla birinci paramın tura gelme olasılığı 1 bölü 2, ikinci paramın tura gelme olasılığı 1 bölü 2, o da eşittir 1 bölü 4. İki paranın da tura gelme olasılığını buldum. Diğeri bir çift zar vardı ve zara attığımda aynı olma olasılığı. 1-1 olabilir bunlar, 2-2 olabilir bunlar, 3-3 olabilir bunlar, 4-4, 5-5 veya 6-6 olabilir. Bunların arasındaki bağlaç benim için önemli. Çünkü işlemin devamında ben aynı sayı gelme olasılıklarını bulacağım. 1-1, 2-2 arasında kullanacağım bağlaç V bağlacı mıdır veya bağlacı mıdır? Para 4 tane olsaydı ilk ikisinin aynı, diğer ikisinin kendi arasında aynısı denseydi V bağlacıydı. Ama iki tane zarım var. 1-1 gelebilir veya bu zarlar 2-2 gelebilir veya şeklinde gitmem gerektiğini bana göstermiş oluyor. 1 gelme olasılığı 1 bölü 6, 1 gelme olasılığı 1 bölü 6, o da 1 bölü 36 yapar. 6 tane 1 bölü 36, 6 bölü 36 yapar. Artık buna da zar adını verelim isterseniz. PZ. Ve bizden P, T birleşim Z'yi istemişti. P, T artı P, Z eksi. Neden eksi dedim? Çünkü bu iki olay aynı anda gerçekleşmesi mümkün olan bir deneyin içinde yer alıyorlar. T kesişim Z dedim. Şu an T kesişim Z'yi hesaplıyorum. P, T çarpı PZ ile hesaplayacağım bir denklem bu. 1 bölü 4 çarpı 6 bölü
36 ki bu 1 bölü 6 yapar. O da 1 bölü 24 olarak bulduk. Artık her şeyi biliyoruz. Bildiğimiz için yerine yerleştiriyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 24. Bunu 6 ile bunu 4 ile genişlettiğimde artık işlemi yapabilirim demektir. 6, 4 daha 10, 10'dan 1 çıktı. 9 bölü 24 yapacak sonuç. Sadeleştirilebiliyorsa sadeleştiririz ki 3 ile çok rahat sadeleştirilebildiğini sizler de zaten görüyorsunuz. Dolayısıyla 3 bölü 8 bu sorumuzun cevabı olacaktır. Bir diğer sorumuz. 4 beyaz, 2 kırmızı bilyemiz var. Bir kutunun içinde 4 beyaz, 2 kırmızı bilyemiz var. Bir kutunun içinde bir bilye çekiliyor ve bir zar atılıyor. Ve zar. Elimizde bunlar varmış. Buradan bir bilye çekeceğiz ve zarı atacağız. Bilyenin kırmızı, zarın asal sayı, bilye, kırmızı olacak, zar, asal sayı olacak. Aralarındaki bağlaca dönüp bir kez daha bakıyorum. Bilyenin kırmızı ve istediği şey ve zarın asal sayı olması. Bakın biraz evvelkilerde veya bağlacım vardı. Bu sefer benden istenen ve bağlacının gereğini yapmam. Veya bağlacı bizi birleşim kümesine götürüyordu. Ve bağlacı hatırlarsanız bizi kesişim kümesine götürüyor. Dolayısıyla bizden istenen sadece ve sadece kesişim kümesini bulabilmemiz. Bilyenin kırmızı ve zarın asal sayı olması. Şimdi öncelikle bilyemin kırmızı olma olasılığını hesaplayacağım. PK'yı bulmam lazım. 6 tane bilyem var. 2 tanesi kırmızı. 2 bölü 6'dan P'nin kırmızı gelme olasılığını bulmuş oldum. Ve zarın asal sayı olması denmiş. Şimdi bir zarın üzerinde birden 6'ya kadar rakamların olduğunu biliyorum. Ve asal sayı olabilmesi için herhangi bir sayıyı asal diyebilmem için 1'e ve sadece ve sadece kendine bölünebilmesi gerekiyor. Ve en küçük asal sayı da 2 olduğunu biliyorum. 2'yi koydum. Birinci asal sayım 1 ile 6 arasındaki ilk asal sayımı buldum. 3 ikinci asal sayımdır. 4 bir asal sayımdır. 4 evet 1'e ve 4'e bölünür ama bunun haricinde 2'ye bölünür. Dolayısıyla asal bir sayı değildir. Ama 5 bir asal sayıdır. 3 tane asal sayım var. Dolayısıyla 3 bölü 6'dır. Zarın asal olma olasılığı PZ olarak ifade edeceğim. Ve benden bilyenin kırmızı ve zarın asal olma olasılığı sorulmuş. K kesişim, Z durumu isteniyor. Artık K'yi biliyoruz. Kırmızı olma olasılığı 2 bölü 6. Asal olma olasılığı 3 bölü 6. 6 bölü 36'dan 1 bölü 6 benim bu işlemimin sonucudur arkadaşlar. Aynı soru için, aynı yapı için denmiş ki B şıkkı olsun bu da. Bilyenin beyaz veya zarın 4'ten büyük olma. Bakın bir önceki soruda V bağlacım vardı. Kesişim kümesine götürmüştü. Burada veya bağlacım var. Birleşim kümesine götürüyor. O yüzden bağlaçlara dikkat etmekte büyük fayda var. Ve sorunun devamında bilyenin beyaz yani P, B'yi bilmem gerekiyor. Ve zarın 4'ten büyük. Ve yine başka bağlaç burada bizim için önemli. En ve den bağlaçları. Den bağlacı kullanılmış. Den bağlacı eşitlik barındırmıyordu. Dolayısıyla benim yeni oluşturacağım kümenin içinde 4
bu kümenin bir elemanı değil. Dolayısıyla geriye kalan 5 ve 6 bu kümemin elemanları Z ile 4'ten büyük olma olasılığını da o şekilde hesaplayacağım. Bilye'nin beyaz olma olasılığı 4 tane beyaz var, toplam 6 tane bilyenin içinde. 4'ten büyük zarın üzerinde 2 rakam var, 5 ve 6. Toplam 600'ün arasında. Ve bunlar aynı anda gerçekleşebilir mi? Evet, bunlar aynı anda gerçekleşebilir. Kesişim kümesi boş küme değildir. Bunlar birer bağımlı olaydır. Dolayısıyla 4 bölü 6 çarpı 2 bölü 6, 8 bölü 36 yapar. Şimdilik burada bırakalım. Sadeleştirmeyeceğim. Ve benden veya bağlaçlı olanı istiyor. Beyaz veya zarın 4'ten büyük olma olasılığı P, B artı, P, Z eksi, P, B kesişim Z istiyor. B'yi biliyoruz. 4 bölü 6 artı 2 bölü 6 eksi 8 bölü 36. 36'da birleştirelim bunları da. 24 12 daha 36 yaptı. 36'dan 8 çıktı. 28 bölü 36 yaptı. Sadeleştirilmelerini sizler kendiniz zaten yaparsınız. Evet, bir başka sorumuz. Genellikle bu birleşim ve kesişim kümelerinde en çok tercih edilen örneklerden bir tanesidir. Kağıt, oyun kağıtları ile ilgili yapılar. Bir oyun destesinde 52 tane kartımız vardır. Bu kartlardan her biri 13'erli gruplar halinde dağılmışlardır. Bunlar işte karolar vardır, kupalar vardır, maçalar vardır ve sinekler vardır. Ve her karttan da 4'er tane vardır. Yani aslarla başlar, bir yoktur 52'lik kağıt oyununda. Biri yoktur, birin yerine aslar vardır, 4 tanedir. Biraz evvel verdiğim o 13 tane gruptan birer tane yer almak üzere 4 tanedir. İkisi vardır, 10'u vardır, 10'a kadar bütün rakamlar vardır. Ondan sonra ise işte bey dediğimiz jokerimiz vardır, kızlarımız vardır, işte papazımız vardır. Ve bunlarla 13 tane farklı da 4'erli kağıt grubumuz mevcut. Bu bilgileri paylaştıktan sonra 52'lik kart destesinden rastgele bir kart seçiliyor. 52'lik desteden bir kart seçiliyor. Seçilen kartın as veya karo olma olasılığı sorulmuş. Bakın biraz daha söyledik. Her bir gruptan aslarla başlar, işte papaza kadar gider. Her birinden 13 tane yapıdan 4'er tane vardır. Yani herhangi bir kartı çektiğimde, kartın as olma olasılığı dediğimde 4 bölü 52'dir. Karo aynı şekilde biraz evvel konuştuk. İşte maçası, sineği, kupası ve karosu olmak üzere 13'erli gruplar vardır. Ve bunlardan işte herhangi bir kartı çektiğimde rakamlardan veya renklerden ya da işte gruplardan bağımsız olarak karo olma olasılığı 13 bölü 52'dir. Artık bütün bilgiye sahibim. Arada da veya bağlacım var. Veya bağlacı da birleşim kümesine bizi götürecek. P, A, birleşim. Özür diliyorum. Birleşim karo olma olasılığı. Dolayısıyla PA as olma olasılığı, karo olma olasılığı eksi as ve karo olma olasılığı. Bütün eşitliği biliyorum artık. Yerine yerleştireceğim. 4 bölü 52, 13 bölü 52
eksi, kesişim kümesi as ve kare olabilir mi? Evet, as ve kare olabilir. Dolayısıyla o da 1 bölü 4 olarak bulunur. Dolayısıyla bütün işlemi yaptığımda 13 bölü 52 de diyebilirim isterseniz buraya. 4 bölü 52, 1 bölü 13 olarak sonucu bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuz, 4 çocuklu ailelerin 4 çocuklu bir ailemiz var. En fazla bir erkek. Ne demek en fazla bir erkek? En bir kere hatırlarsanız eşitlik demekti. Fazla dediği için bize aslında bir üst sınır vermiş durumda. En fazla bir. Yani bu iki tane erkek olamayacağı anlamına geliyor. Ya da bütün dört çocuğun dördünün de erkek olamayacağı durumu ifade ediyor. En fazla bir tanesi erkek olabilir. Ya da ne olabilir? Hiç erkek olmayabilir. En fazla bir erkek demek ya bir tane erkek olacak ya da hiç erkek olmayacak demektir. Bu soru rastsal değişkenler konusunda aslında bizim için çok daha uygun bir soru olarak, soru kalıbı olarak karşımıza çıkacak. Çünkü bir deneyin muhtemel iki sonucu varsa bunlar bizim için birer rastsal değişken bilgisi demektir. Ve bunu biz biraz sonra sizlerle paylaşacağımız binom dağılımlarıyla çok rahat çözebiliriz. Bir ailenin çocuklarıyla ilgili yapılan deneylere Bernoulli deneyi diyeceğiz. Ve bu deneyi birden fazla kez, ki burada 4 tane çocukla bu birden fazla kez Bernoulli deneyinin tekrar ettiği anlamına gelir. Binom dağılımını ifade eder. Yine bu soru arkadaşlar bir tekrarlı, dönerli permütasyon sorusudur. Bizden istenen ne? Bizden istenen iki tane durum var. Hiç erkek çocuk olmayacak veya ne olacak? En az bir dediği için veya sadece bir erkek olacak. Şimdi hiç erkek olmayacak demek dört çocuğun dördünün de kız olacağı anlamına geliyor. Veya dedik ne olabilir? Bir tane erkek olabilir. Diğer üçü kız olabilir. Ama bu erkek en büyük çocuk mudur? Onunla ilgili bir bilgi yok. Ya da ilk çocuk mudur? Bununla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla bu ne olabilir? Kız, erkek, kız, kız olabilir. Kız, kız, erkek, kız olabilir. Kız, kız, kız ve erkek şeklinde gerçekleşebilir. Biraz evvel söylediğim gibi bu aynı zamanda bir dönerli permütasyon sorusudur. Şu kısım öncelikle hesaplamam gereken kısmı ifade ediyor. Hatırlarsanız deneyi oluşturan olaylar sabitse, değişmiyorsa, nerede olduğu gibi para deneyinde olduğu gibi, nerede olduğu gibi zar deneyinde olduğu gibi, biz ne yapıyorduk örnek uzayın büyüklüğünü bulabilmek için? Üzeri n diyorduk. Olay sayısı üzeri n. Eğer para deneyi ise birden fazla kez atıyorsam, kaç kez atarsam atayım, 2 üzeri n ile ifade ediliyordum. Erkek ve kız olma olayı da aynen para deneyindeki gibi 1 bölü 2 üzeri 4 benim örnek uzayımın büyüklüğünü verecek. Çünkü ya erkek olacak ya kız olacak. Artı dedik. Dolayısıyla 2 üzeri 4 demek 1 bölü 16 demek. Buradan görüldüğü gibi 4 tane daha olayım var. 1, 2, 3, 4 bölü 2 üzeri 4 demek. Bu da 5 bölü 2 üzeri 4 demek olarak sonucu bulabilme imkanı.